Bence bir tür 3. Dünya Savaşı'nın işaretleri gibi. Çünkü burada bu üçüncü oluyor. Rusya Gürcistan'dan sonra, Kırım'dan sonra bu üçüncü kez toprak katma yoluna girdi ve bunu daha kapsamlı bir şekilde ve daha cüretli bir şekilde yapıyor. Rusya tabii Batı'nın gerilediğini görmüş durumda ve burada belki biraz da acele ediyor. Yani onları belki konuşacağız detaylı ama şu anda hani Batı'nın gerilediğini ve biraz parçalandığını düşünerek belki biraz da Putin artık epey yani yaşlanmaya da başladı. Bir tarih yazmak istiyor kendince. Yeniden 3. Roma'yı mı kurmak ister dersiniz? 3. Çarlık İmparatorluğunu mu kurmak istiyor dersiniz? Ama böyle bir hedefi var ve bunu gerçekleştirmek için acele ediyor. Bu da tabii amaca ulaşır mı ulaşmaz mı ayrı bir soru. Ama zorluyor şartları. Biraz bence yani fazla zorluyor. İki, esas Amerika'nın ve Batı'nın esas derdi Çin'le. Çin esas büyük güç yani ekonomik olarak, askeri olarak, insan kapasitesi olarak vesaire. Ve biraz da sanki yani Çin'in de belki bilerek veya bunu hissettirerek biraz Rusya'yı öne sürdüğünü görüyoruz. Yani aslında dört tane süper güçten bahsedersek Amerika, Avrupa, Çin ve Rusya. Aslında Rusya bundan en zayıfı. Yani nükleer silahı var ama ekonomik ve üretim açısından en zayıfı ve bunu sürdürmesi en zor olanlardan bir tanesi. Burada en zayıfı diğer iki büyüye yani Avrupa ve Amerika'ya karşı bir hamle yapmaya ittiğini görüyoruz. Bunu kendi gönüllü de yapmış olabilir ama sonuç değişmez. Burada bir küresel çapta bir kapışma, çatışma, mücadele olduğunu görüyoruz ve bunun artık burada durdurulmazsa da önün alınamayacağını yani hem Avrupa'ya doğru hem Kafkaslara doğru belki Orta Asya'ya doğru bir Rusya'nın genişlemek isteyeceğini düşünebiliriz. Burada tabii Orta Asya'ya doğru genişlemesi biraz Çin'i üzebilir, rahatsız edebilir, Türkiye'yi üzebilir. O belki en son yapacağı hamlelerden birisidir ama tarihi bir dönemde ve kavşakta olduğumuzu ben düşünüyorum. Yani bunun bir şekilde ben hani Rusya, Batı'ya, özellikle Amerika'ya, NATO'ya şah çekti diye düşünüyorum. Şah çekilince satrançta yani başka hamle yapamazsınız. Önce şahı oynatmanız gerekir. Beşinden belki siz de şah çekersiniz falan ama şu anda çok ciddi bir meydan okuma var. Bir hodri meydan var Rusya tarafından. Bunun tabii bir sürü riskleri var. Onları herhalde ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Sayın Uysal, peki bu girişim Ukrayna'nın tamamını işgale varır mı? Böyle bir harekete dönüşür mü? Varabilir. Yani şu anda gelecek tepkileri vesaire işte yaptırımlar dahil tartacaktır Putin. Şu anda korona. Yani bu atraksiyonların diyelim hamlelerin bir nedeni de ekonomik sıkıntılardır. Rusya tabii Putin biraz Rus milliyetçiliğini de oynayarak her 8 hani 8-10 yılda veya 7-8 yılda bir böyle bir hamle yapıyor. Yani Rus milliyetçiliğini kabartacak işte o ekonomik sıkıntıları unutturacak işte Büyük Rusya hikayesi yazmaya çalışıyor. Gürcistan'da bunu yaptı, Kırım'da yaptı. Şimdi yenisini yapmak istiyor. Yine Libya ve Suriye müdahalelerini tabii saymayalım. Onları da kullandı Rusya. Yani sayabiliriz tabii ki ama esas büyük olanlar bunlar. Ve bu hikayeyi biraz ekonomiyi unutturmak için yapıyor. Ama canını çok yakarsa gösterilen tepkiler, yaptırımlar vesaire o zaman biraz daha düşünecektir, geri adım atacaktır. Ama dediğim gibi Putin de yaşlanıyor. Biraz acele ettiğini de düşünüyorum ben. Biraz fazla kendi gücünü de abarttığını, Avrupa'nın, Batı'nın parçalılığını bence bir emri vaki gibi veya bir vaka gibi gördüğünü düşünüyorum ama öyle değil. Yani böyle net bir tehditten sonra Batı tekrar birleşme yoluna gidebilir ama burada bir anlamda medeniyetler çatışması demişti Huntington. Bu Batı medeniyetinin yani Rusya ikisi de Ortodoks, biri Ortodoks biri işte Protestan Katolik iki medeniyet arasında da bir çatışma şeyi de var, resmi de var. Yani Doğu Roma ile Batı Roma bir anlamda da böyle bir mücadele içinde gibi. Bunun tabii yansımaları olacak bölgeye de, Orta Doğu'ya da. Ama yani bunun büyüme ihtimali söz konusu. Ukrayna'yı işgal dahil. Burada artık hani bir savaşa kavgaya girdikten sonra yumruk sayılmaz denir. Artık Rusya madem ben bunun bedelini ödeyeceksem hepsini alayım demek isteyebilir. Sayın Uysal, hemen size dönmek istiyorum bu noktada. Şimdi peki
Rusya bu saldırıyla nasıl bir mesaj vermek istedi? Ukrayna dışındaki diğer ülkelerin de Batı'yla ilişkileri ve NATO üyelikleri herhalde bir kez daha düşünülecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Rusya diyor ki benim yakınıma gelmeyin. Yani NATO'yu ben burada istemiyorum diyor. Burada Hasan Hocam dediği tabii önemli noktalar var. Onların da bazılarını ben konuşmak istiyorum. Ama Rusya'nın tabii, dediği lütfen, şey şu. Benim yakınıma gelmeyin. NATO'yu buraya sokmayın. Ama burada Ukrayna'nın yani bir egemen devlet olarak, özgür devlet, bağımsız devlet olarak Ukrayna ne düşündüğünü Rusya hiç gündeme almıyor, hiç önemsemiyor. Yani Ukrayna bir devlet değilmiş gibi bir hareket tarzı var. Bu yanlış. Hem bizim açımızdan hem Rusya'nın tavrına, yaklaşımı açısından. Yani bunu kimse kimseye diyemez. Ben istersem Avrasya'ya üye olurum, istersem Afrika Birliği'ne üye olurum, istersem Avrupa'ya üye olurum. Yani bu Ukrayna'nın vereceği bir karardır. İki, Amerika'nın burada Rusya'ya biraz cesaretlendirdiği doğru olabilir. Amerika aynı şekilde Rusya'nın hataları ve şeyleri, problemleri aynı şekilde yine... Problemleri aynı şekilde yine... Sesim bana yankı geliyor mu? Yani, biz sizi tamam, çok rahatlıkla yani, duyabiliyoruz. Rusya'nın Amerika burada Rusya'yı bir şeye çekmek de istiyor olabilir. Bir bataklığa diyelim. Bu da bir plan olabilir. Ve Amerika'da yine dediğim gibi demokrat yönetim var. Demokrat yönetimde hem ideolojiktir, bize karşı da ideolojiktir. Rusya'ya karşı da komünizm döneminden kalma bir ideolojik yaklaşımları vardır. O da onu epey gözünü karartıyor. Bir de yaşlı bir yönetim var. Biden, bence Biden'ın yaşlı olması Putin'i cesaretlendirdi diye düşünüyorum. Yani ama sonuçta Amerika bir süper güçse, bir büyük güçse, bir devlet aklı olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Bir de burada özellikle yani Ukrayna'nın yani böyle başkentinin vesairesinin bombalanması aslında bir savaş şeyidir. Ruslar tabii Amerika veya Batı ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor. Ruslar da biraz tabii hem komünist dönemden hem de işte son dönemlerde biraz daha böyle hani nam olsun, kar olmasın kabilinden biraz bu sıkıntılara da aslında alışık olduğunu söylüyor Rusya'yı bilenler. Yani biraz bu şeylere katlanabilir ve bu ne kadar acıtacağı, ne kadar can sıkacağı bu açıdan önemli. Ama burada büyük yani bir büyük güç bilek güreşi olduğunu, artık hani tuttuktan sonra bileği birisi birisini yıkmadan, birisi birisini devirmeden de yani hadi boş verelim, berabere sayalım gibi bir anlayış söz konusu olmaz. Ayrıca bunun işte Rusya diyor ki hani ben savunma yapıyorum. Ona bakarsanız Rusya'nın söylemi Suriye'de İdlib'i işte Halep'i bombalarken de Rusya savunma yaptığını söylüyordu. Yine Libya'ya hatta asker gönderdi bizi veya oradaki hükümet, meşru hükümet askerlerini Sirte ve Cufra'da durdururken de oraya böyle bir kendini savun... Strateji Rezakisniki Ukrayna'yı savunan askerlerimiz arasında